Merhabalar, Hisar Hospital Hayat Boyu Sağlık Söyleşileri Instagram canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da karşınızdayız. Hastanemiz üroloji uzmanı, doçent doktor Basri Çakıroğlu konuğumuz. Bugün sizlerle prostat büyümesinde rezum tedavisini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz. Ben deyim hocam. Çok teşekkür ederim. Akışımıza başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hisar Hospital Hayat Boyu Sağlık Söyleşileri Instagram canlı yayında bugün sorularınıza yer verilecektir. Varsa sorularınız Instagram'da bizlere yorum ekle kısmından aktarabilirsiniz. Biz de burada hocamla sorularınızı yanıtlandırmaya çalışacağız. Diyerek isterseniz başlayalım. Bugün erkeklerde önemli bir hastalık olan belli bir yaş sonrasında özellikle prostat dokusunun büyümesiyle farklı tedavilerin uygulanmasıyla gerçekleşen hastalığı konuşacağız hocam. Bunlardan bir tanesi de güncel yaklaşımlardan bir tanesi rezum tedavisi. Dilerseniz prostat büyümesiyle prostat hastalığı nasıl başlıyor? Prostat nedir ile başlayabiliriz hocam. Olur. Prostat erkeklerde bulunan bir üreme organı. Mesanenin hemen altında, kestane büyüklüğünde, yaklaşık 20-25 gram ağırlığında bir organ. Burada spermin kalitesini artırarak üremeye yardımcı olan bir organ. Normalde prostat 40 yaşlarından sonra vücuttaki hormonal dengenin değişmesine bağlı olarak büyümeye başlar. Bu büyüme bazı insanlarda daha hızlı olur, bazılarında yavaş olur ama her insanda büyür. Büyümeye bağlı olarak bir takım idrar şikayetleri ortaya çıkar. Özellikle işte gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, kesik kesik damla damla idrar yapma, idrar kesesinin tam boşaltamama. Bununla birlikte buna bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetmezliği gibi bir takım şikayetler oluşturabilir. Şimdi burada özellikle 50 yaşından sonra prostatta belirgin büyümeler oluyor. 60 yaşında %50, 80 yaşında %90'a yakın prostat büyümesiyle erkekler karşımıza geliyor. Tabii biz prostatın 3 tane hastalığı var. Bir, enfeksiyonu. İki, normal büyümesi. Bir de kanseri. Enfeksiyon daha çok erken yaşlarda gördüğümüz bir durum. Ama büyüme 50'den sonra, kanser de aynı şekilde 50'den sonra oluşan rahatsızlıklar. Kanser ve büyüme arasında bir bağlantı yok. Yani özellikle prostat büyümesinden sonra kansere çevirir mi çevirmez mi diye bir halk arasında böyle bir durum var. Böyle bir şey yok. Yani ikisi farklı antite. Özellikle hani kanserler daha çok herhangi bir bulgu vermeden, çetmeden ortaya çıkabilir. O yüzden hani erken teşhis burada önemli. Biz bunlarda ne yapıyoruz? 50 yaşından, özellikle 45 yaşından sonra her erkeğin düzenli olarak üroloji muayenesine gitmesini ve burada bir takım muayeneden geçtikten sonra testler yapmasını istiyoruz. Bunlar hangi testler? Özellikle işte ultrasonla prostatın büyüklüğüne bakıyoruz. İşeme testi var, akış gücüne, idrar yaptıktan sonra içeride ne kadar idrar kalıyor. Bir de PSA dediğimiz prostatik spesifik antijen var. Özellikle prostat kanseri taramalarında kullandığımız bir test. Bu testin yıllık artışı bizim için önemli. O yüzden hani 50 yaşından sonra muhakkak her sene yaptırmak gerekiyor. Ailesinde eğer prostat kanseri hikayesi varsa, işte babasında, dedesinde, dayısında, bunlar biraz daha risk faktörü oluşturuyor. O yüzden onlara daha çok 6 aylık süreliklerle bu testleri yapmasını istiyoruz. Hı hı. Hocam programın başında da prostatın daha çok hani farklı yönlerinden bahsederken
Medikal tedavisiyle de bu enfeksiyonla ilgili olan kısmından da bahsetmiştiniz. Bu enfeksiyon kısmı medikal tedaviyle yani ilaç tedavisiyle basitçe geçebilir mi? Verdiğiniz antibiyotikler var mıdır? Evet, özellikle hani ergenlik döneminde ve genç yaşlarda gördüğümüz enfeksiyon durumlarında daha çok bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz enfeksiyonlar oluşuyor. Bunlar gerekli antibiyotik tedavisinden sonra rahatlama oluşuyor. Bazen kronik hale dönebiliyor. Bunlar kronik prostatitler, insanların en çok muzdarip olduğu durumlardan biri. Bunlara da etkin tedavilerimiz var. Peki hocam, tedavi aşamaları nelerdir? Yani hasta size geldiğinde ilk etapta hani kan testiyle mi bu süreç başlatılıyor ve daha sonrasındaki tedavi aşamaları, tanı koyma aşamalarında neler barınıyor? Evet. Şimdi şöyle tabii 50 yaşından sonra muhakkak herkesin yıllık şikayeti olsun olmasın üroloji kontrolünü gitmesini istiyoruz. Çünkü burada erken teşhis çok önemli. Bazen hasta hiçbir şikayet olmadan, şey etmeden işte idrarını tam boşaltamıyor olabilir. Buna bağlı olarak böbrek yetmezliği, enfeksiyonlar veyahut da hani bir kanser gelişmesi durumu söz konusu olabilir. O yüzden erken teşhis, yıllık kontroller yapılması gerekiyor. Yıllık kontrollerde neler yapılıyor? İşte hastanın şikayetlerine bağlı olarak idrar tahlilleri, ultrason, PSA değeri, tabii ürolojik muayene bunların içinde ve böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz. Eğer hastanın hani şikayeti çok fazla yoksa sadece izlemle bunu yetinebiliyoruz. Ama bazen hastaların ufak tefek şikayetleri olabiliyor prostat başlangıcına bağlı olarak. Bunlarda medikal tedavi var, ilaç tedavileri var. Bu ilaç tedavilerini alfa blokörler ve buna bağlı diğer ilaçlar var. O ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bu tedaviyle birlikte hastalar sürekli bu ilaçları kullanıyorlar. İlaçları kullandığı müddetçe şikayetleri düzeliyor. İşte hani çok sık idrara gitme, idrarını tamamen boşaltamama, gece idrara kalkma, zorlanma, idrar başlangıcında bekleme gibi şikayetler var. İlaçlarla yani başlangıç tedavisi olarak bu ilaçları kullanıyoruz ve bu ilaçları belli müddet kullandıktan sonra eğer bu ilaçlara rağmen şikayetleri devam ediyorsa o zaman ikinci basamak tedavi olarak dediğimiz ameliyatlarımız var. Bu ameliyatlar iki çeşit işte açık ve kapalı ameliyatlar şeklinde kendini. Açık ameliyat eskiden daha çok tercih ettiğimiz bir ameliyat şekliydi ama tabii yeni teknolojilerle yeni gelişen cihazlarla bu açık operasyonlar şu an yok denecek kadar az miktarda yapılmakta. Daha çok kapalı dediğimiz ameliyat teknikleri kullanmaktayız. Evet hocam. Tedavide polikliniklere muayene randevuları alınırken hangi yaş grubu hocam, özellikle hangi yaş skalası bizim böyle kırmızı çizgimizdir prostatta ve Evet. hangi periyotlarla gelmeliler size? 40 yaşından sonra biz Sonra. rutin kontrollere gelmesini istiyoruz. Çünkü yani erken teşhis edilebilir. Bazı hastalıklar daha erken teşhis edilirse tedavisi daha hızlı bir şekilde olur. Geç gelirse o zaman tedavi şekli biraz daha zor olur. Veyahut da konservatif dediğimiz yani sadece o günkü duruma bağlı olarak tedavi seçenekleri olabilir hastalarımıza. Mutlaka. Hocam, şimdi prostatı genel olarak değerlendirdik. Asıl konumuz burada rezyum tedavisi. En Evet. güzel, en güncel şu anda uyguladığınız tedavilerden bir tanesi. Rezyum tedavisi nedir hocam? Ve isterseniz bu rezyum tedavisinin ne zaman başladığı ve süreçleriyle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. Şimdi normalde prostatın altın standart tedavisi prostatın turu dediğimiz dünyada genel olarak kabul edilen bir yöntem. Yani kapalı idrar yolundan girerek prostatın küçültülmesi, prostatın alınması ve tıkanıklığın ortadan kaldırılması. Tabi bu altın standart tedaviye alternatif tedaviler var. Bazen prostat çok büyük olabilir. Buna bağlı olarak tur ameliyatı uzayabilir ve buna bağlı
bir takım yan etkiler var. O yan etkileri azaltma adına yeni yeni tedaviler uygulanmaya başlamış. İşte bunlar zamanla lazer tedavileri, green light'tır, buna bağlı diyot lazerdir, holmium lazerdir, lityum lazerdir. Bu lazer tedavileri uygulanmaya başlanmıştır. Son olarak rezum tedavisi dediğimiz bir tedavi şekli de gündeme gelmiştir. 2015 yılında FDA onayı almış ve 2015 yılından beri uygulanan bir tedavidir. Nasıl bir tedavi? Burada su buharı enerjisi kullanılarak o teknoloji kullanılarak prostatın küçültülmesi, prostat bezinin küçültülmesi amaçlanmış. Bir kapalı endoskopik bir cihazla idrar yolundan girilerek prostatın üzerine geliniyor ve buradan bir iğne yardımıyla prostat içine bir iğne sokuluyor ve bu iğneden sıcak su buharı enerjisi üretilerek prostat içine yer veriliyor ve buna bağlı olarak prostattaki o büyüyen kısım küçülmeye, nekroz olmaya çalışılıyor. Lokal anesteziyle yapılabilen bir yöntem ve çok kısa sürede, yaklaşık 15-20 dakikalık bir operasyon süresiyle gayet kolay bir şekilde yapılabilecek bir yöntem. Diğer tedavi alternatiflerine, diğer tedavi seçeneklerine alternatif bir yöntem ve başarılı bir yöntem. O yıldan beri aşağı yukarı 6-7 yıldır uygulanmakta. Türkiye'de de son 2-3 yıldır yapılmaktadır. Bizim hastanemizde de yapılıyor şu an. Biz burada ne gibi diğer ameliyat yöntemlerinden farklılığı nedir diye düşünecek, konuşacak olursak, diğerlerinde bir burada özellikle anestezi alamayan hastalarımız var. Sondayla yaşamak zorunda kalan, prostata bağlı idrarını yapamadığı için sondayla gezen hastalar var. Bu anestezi alamayan hastalara anestezis bir şekilde uygulanabiliyor. Ondan sonra özellikle işte kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, işte karaciğer sıkıntılarına bağlı olarak yine anestezi alamayacak hastalarımız olabilir. Bunlara kolaylıkla uygulanabilir. Artı bir de tabii bizim diğer ameliyatlarda özellikle cinsel fonksiyonlar ve meni ile ilgili, sperm ile ilgili problemler oluşabiliyor. Özellikle kapalı ameliyatların %60-70-80'inde meni idrar torbasına boşalabiliyor veyahut da ereksiyonla ilgili problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ama bu teknikte, rezum tedavisinde hem meninin normal yolla gelmesini sağlıyor hem de ereksiyonla ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. O yüzden hani diğer tedavilere göre bu yönleri üstün yönleridir tedavi olarak. Burada hasta yaklaşık işte hani bir gün hastanede veyahut da sabah yapılır, akşam sondayla ilgili, sondayla birlikte bir iki gün eve gönderiyoruz. Ertesi gün tabii çağırıyoruz, sondasını çekiyoruz. Ondan sonra idrar yapmasını bekliyoruz. Yan etki olarak diğer tedavilerde uzun süre işte yanmalar, kanamalar, idrar yapamama gibi, idrar kaçırma gibi şikayetler olabiliyor. Ama bu şeyde öyle bir problem yok. Ve normalde tabii bu işlem yapıldıktan sonra tedavi 2, 3. ve 6. haftada yavaş yavaş etkisini gösteriyor. 6. haftadan sonra hastalar bu tedavinin hani faydasını görmeye başlıyor. Yani diğerlerinden farklı olarak bu şekil açıklanabilir tedavi yöntemleri, tedavi şekli. Peki hocam, teşekkür ederiz. Tam da cerrahiden bahsederken bir soru geldi. Prostat iç organlara zarar verir mi? Prostat şöyle, tabii prostat mesanenin önünü tıkadığı için idrarın mesanede birikmesi ve buna bağlı olarak idrarın böbreğe yansıması ve böbrek yetmezliğine sebep vermesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden hani böbrek yetmezliğini önleme açısından önemli bir
durum, yani prostatla ilgili hastalıkların tedavisi. Evet hocam. Rezüm tedavisinde hocam birçok detay verdiniz aslında. Birçok soruyu yanıtlandırmış oldunuz. Peki hocam, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yani hijyenlerine dikkat etmeleri gerekir mi hastalarımızın? Yani normalde klasik olarak, yani diğer ameliyatlarda biz hastalarımıza şunları öneriyoruz. Özellikle 1-1,5 ay boyunca acılı, baharatlı, ekşili, turşulu şeylerden kaçınmasını, asidik içeceklerden kaçınmasını, çok uzun süreli seyahatlere çıkmamalarını, kabızlık durumunun, kabız kalmamalarını, bol su içmelerini, işte yani üşütmemelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle kan sulandırıcıdır, şeydir, onları tavsiye ediyoruz. Ama tabii bu rezüm tedavisinde bunları biraz daha gevşetebiliriz, bu şeyleri. Diğer tedavilerde bunları eğer yapmazsak hastaların şikayetleri devam ediyor. Ama rezümde bunlar biraz daha göz ardı edilebilir. O yüzden böyle de bir alternatif bir şeyi var yani. Diğer yöntemlere göre bir şeyi, pozitif yönü var rezüm tedavisinin. Çok güzel. Hocam yavaş yavaş da artık programın sonuna geliyoruz. Evet. Ben son sorularımı yönlendireceğim size. Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken şeyleri aslında beslenmeden her şeye kadar, sosyal yaşamlarına kadar da bahsettiniz. Rezüm etkisini tam olarak ne zaman gösterir hocam? Ameliyat oldunuz, taburcu oldunuz. Sosyal yaşamınıza çok kısa zamanda diğer ameliyatlara göre daha hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. Tam olarak hasta bu tedavinin yanıtını ne zaman alabilir? Evet, yani burada normalde Avrupa Uroloji Guideline'da şöyle geçer. 80 grama kadar olan prostatlarla ilgili tedavi önerisi var. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki bunun 120-180 grama kadar olan prostatlarda da etkili olduğu gösterilmiştir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Avrupa ve Amerika Uroloji Derneği bu tedavi şeyini güncelleyecektir. Yani 80 gram değil de daha büyük prostatlılara uygulanabilir diye şey edecektir. Burada tabii ilk baştan sıcak su buharı prostatın büyüyen kısmına veriliyor. Orada yavaş yavaş küçülmesi bekleniyor. Tabii birden küçülmüyor bu. Yani bu bir süre alıyor. Ama bu süre ne kadar olur? Özellikle 3. haftadan sonra kendini gösterir. 6. haftada o süre tamamlanır. 6. haftadan sonra hastalar kendilerini daha rahat hissetmeye, yani daha önceki işte gençlik yıllarındaki gibi idrar yapmalarına başlar, şeye başlar. Tabii burada en önemli şey erkekler açısından iki tane önemli problem var. Bir, işte meni ile ilgili problemim olacak mı diye sorarlar. Bir de hani ereksiyon yaşayacağım mı diye sorarlar. Bu iki şeyde, bu rezüm tedavisinde çok çok az denecek kadar, yani sıfır değil de az denecek kadar az. Artı diğer ameliyatlarda tabii genç komplikasyonlar dediğimiz komplikasyonlar var. Bunlar nedir? Bazen üretra darlıkları dediğimiz, yani kanal darlıkları, mesane boyunu darlıkları dediğimiz darlıklar oluşabiliyor. Ama rezümde öyle bir şey olmamış. Ha, burada rezümün başka yani diğer ne sıkıntıları olabilir? Çok uzun vadede, tabii bu yeni bir teknoloji olduğu için yaklaşık zaten 5-6 yıldır uygulanan bir teknoloji. Belki hani tekrar büyüme durumu söz konusu olabilir. İleride tekrar bir ameliyat gerekebilir. Ama nedir? İleriki dönemlerde dediğimiz, biz hani genç hastalar, yani bu tip sıkıntıları yaşamasın, bir 5-10 sene rahat etsin, hiçbir problemle karşılaşmasın. O yüzden bir genç hastalara bunları öneriyoruz. Yani hem cinsel fonksiyonlar açısından, hem de retrograd ejekülasyon dediğimiz, yani meni ile ilgili problemler yaşamaması için bunları en öneriyoruz. En konforlu ameliyatımız evet, diyebiliriz. Aynı şekilde. Zaten şöyle, çok kısa sürede, yani 10-15 dakikada bitiyor ameliyat. Artı anestezi. Bu arada sözünüzü kesiyorum. Evet. Sedasyonla mı yapıyorsunuz evet, hocam? Evet, sedasyonla yapıyoruz. Yani
Burada tabii hastanın tercihi de önemli. Yani biz hastaya eğer anesteziden korkuyorsa, şey diyorsa, o zaman sedasyon verebiliyoruz. Lokal anestezi verebiliyoruz. Bazen hasta diyor ki, yani ben sedasyonu çok şey etmiyorum, uyumak istiyorum veyahut da belden uyuşturmak istiyorum. Tüm anestezi şekillerini bu hastalarda yapabiliyoruz. Ama bazen işte çok yaşlı hastalar, anestezi alamayacak hastalarda onları zaten ya sedasyon yapıyoruz veyahut da lokal anesteziyle bu ameliyatı yapabiliyoruz. Hocam bir soru gelmiş. Rezüm tedavisi için yapılan cerrahi hangi mevsimde ya da hangi ayda yapılması uygun olur? Bununla ilgili bir periyot süre verebilir miyiz? Yani her ay yapılabilir. Her zaman yapılabilir. Zaten ufak bir iğneyle prostata batırıyoruz, prostatın içine su buharı veriyoruz. Yani bunun işte yaz, kış veyahut da gece gündüz bir farkı olmaz. Her dönemde yapılabilir bu ameliyat. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Var mı hocam hastalarımıza, seyircilerimize buradan üroloji ile ilgili ya da rezüm tedavisi ile ilgili ya da hastalıklarımızla ilgili notlarınız? Şunu diyebilirim, özellikle hani genç hastalar, idrarla ilgili sıkıntıları olan hastalar, eğer yani hem ilaç kullanan, ben ilaçtan kurtulmak istiyorum diyen hastalar olabilir. Veyahut da ilaca bağlı bazı yan etkiler, ilaçlarda da bir takım yan etkiler görebiliyoruz. Tansiyon düşmesi, aynı şekilde meni ile ilgili veyahut da ereksiyonla ilgili problemler oluşturabiliyor. Ondan ilaçtan kurtulmak ve ilaçların yan etkisinden kurtulmak istiyorsa genç hastalarımıza rezüm tedavisini önerebiliriz. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz katılımınızı, değerli bilgileriniz için. Hisar Hospital Hayat Boyu Sağlık Söyleşilerinde bugün hastanemiz üroloji uzmanı Doçent Doktor Basri Çakıroğlu ile birlikteydik. Bugün prostat büyümesinde rezüm tedavisini konuştuk. Değerli katılımlarınız için, izlenimleriniz için çok çok teşekkür ediyorum.